Değerli dinleyenlerim, Çukurova dendiği zaman aşıklarımızdan ya Karacaoğlan ya da Dadaloğlu akla gelir. Şimdi sizlere dedemiz Karacaoğlan'ın başından geçmiş bir olayı onun bestesiyle söylemeye çalışacağım. Karacaoğlan çok güzel bir kızla evlenir. O çevrede öyle güzel kız, öyle bir güzel gelin olmadığı için amcasının oğlu Çerçi Yusuf bu gelini görünce gözlerinin yaşını tutamaz. Yemin eder. Der ki bu gelinle ben mutlaka bir gece bir odada kalmalıyım. Karacaoğlan bir gün bir düğüne davet edilir. Karacaoğlan'ın düğüne gittiğini gören Çerçi Yusuf akşamlayın doğruca Karacaoğlan'ın karısının yanına gelir. Der ki Elif, ben yemin ettim senin odanda bir gece kalacağım. Kadıncağız çok namuslu ve çok dürüst bir kadın olmasına rağmen, çok ısrar etmesine rağmen der ki madem bu kadar yemin ediyorsun, bacı kardeş niyetine zararı yok, odanın şu kenarında da sen yat. Onlar uyuyadursun, Karacaoğlan düğünde çalıp söylerken sazının teli kopar. Dedelerimizin, nenelerimizin anlattığına göre, bir rivayete göre onlar erimiş aşıklardır. Hemen ayan olur ve bizim evde mutlaka bir aksilik vardır der. Sazı oraya dayar, düğün ahalisine siz sohbetinize, aleminize devam ede durun. Ben biraz hava alacağım der. Dışarı çıkmasıyla beraber uçuvermiş gelmiş derler. Eve gelmiş bakmış ki ne görsün, amcasının oğlu Çerçi Yusuf gelmiş karısının döşeğinin bir ucunda yatıyor, ikisi de uyumuşlar. Sırtındaki maşlahanı, şimdiki tabirle pardesosunu diyelim, çıkartır ve karısının üzerine örter, yani geldiğine parola olarak. Gene geri döner düğüne hiç uyandırmadan. Sazının telini takar, düğünde sohbetine devam eder. Gelelim Karacaoğlan'ın karısıyla Çerçi Yusuf sabahleyin uyanırlar, bakarlar ki ne görsünler, Karacaoğlan'ın maşlaha üzerlerinde örtülü. Elif der ki gelemez olasıca, nereden geldin? İşte Karacaoğlan gelmiş, maşlahanı da üzerimize örtmüş gitmiş de bizim haberimiz olmamıştır. Çerçi Yusuf işi yatıştırmak için yok yok der, şurada duvarda takılıydı da gece üşümeyesin diye ben üzerini örttüm der. Ama kadın inanır mı tabii? Düğün biter, Karacaoğlan evine döner. Her zaman güler yüzlü, tatlı dilli, yolda karşılayıp elinden sazını, çıkısını alan Elif o gün Karacaoğlan'ı görünce kapının eşiğine oturur, kara kara düşünmeye başlar. İşte Karacaoğlan'ın da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi Karacaoğlan da evin karşısındaki taşın üzerine oturur, sazını omuzundan indirir, bakalım karısına ne söyler. Sarı akik sülfünü gerdana dökük, ak bilekte sarı akik sülfünü gerdana dökük. Gözün melul, kaşın yıkık, dostum neler duydum bugün. Gözün melul, kaşın yıkık, yavrum neler duydum bugün. Dağda
Yoldan bakınırdın, lale sümbül takınırdın. Yüce dağdan bakınırdın, lale sümbül takınırdın. Seni benden sakınırdım, sen ellere uydun bugün. Seni benden sakınırdım, sen ellere uydun bugün. Kani veren alır tatlı canı, kani garac olan kani veren alır tatlı canı. Sevmediğim kara donu yar karşımda gidin bugün. Ummadım siyah donu yar karşımda gidin bugün. Ve hemen arkasından şöyle bir iki beyt daha ekler. Dolandım geldim de Urumuşam'ı, sevdiğim yüzüğün nuru kalmamış. Evvel kaşın gözün işmar ederdi, şimdi söyleyecek dilin kalmamış. Evvel kaşın gözün işmar ederdi, şimdi söyleyecek dilin kalmamış. Dilber uyma kötü adama, serimi koymuştum senin adana. Yabancılar doldurmuşum odana, varıp oturacak yerin kalmamış. Yabancılar doldurmuşum odana, varıp oturacak yerin kalmamış. Karacaoğlan derde ya ben nideyim, başım alıp da diyar diyar gideyim.
barıp bir şitle hizmet edeyim. Dökülmüş yaprağım terim kalmamış. Barıp bir şitle hizmet edeyim. Dökülmüş yaprağım terim kalmamış. Ve Karaca olan daha eve de varmadan sazını omuzuna vurur. Daha bir daha evlenmem diye yemin eder. Artık ne tarafa gider bilinmez. Mezarının dahi nerede olduğunu bilen yok derler.